Her neyse efendim, her neyse, şikayetlenmeyeceğim ve elimden geleni yapacağım. Ama zombi konsepti nasıl yedirilecek olaya ben de bilmiyorum. Şimdi her şeyden önce bak, bir şeyi çok merak ediyorum abi. Bize sıkan, bize ateş eden zombi miydi? Şey miydi yani, adamın cesedini göremiyorum da. Zombi, silah tutan zombi. Anladım. Ateş gücünden kurtulamıyoruz yani. Stealth ilerleyip milletin kafasına tık tık sıkayım geçeyim. Ateş almadan gideyim. Yok sanırım o. Zephyrus abi hoş geldin. O yok galiba, anladım. Babuşlar, bu arada yayınımız Yemek Sepeti sponsorluğunda gerçekleşiyor. Sizler de siparişlerinizi benim linkimden verirseniz çok sevinirim. Ünlem Yemek Sepeti yazarak linkime ulaşabilirsiniz. Abi lütfen ama. Konsept çok çirkin ya. Konsept gerçekten çok çirkin. Ama her seferinde beni şunlarla muhatap etme. On bir mermiye ölen zombi. Nice. Çok iyi abi. Çok iyi. Ölmeme seçeneği varsa lütfen öldürme. Hatırım kalır. Abi silah kullanabilen zombi var karşımızda. Silah kullanabilen zombi. Çok iyi. Nişan eğitimini falan nerede aldı? Askerliği nerede yaptı o? Güzelim oyun neden birden Resident Evil'a döndü? Abi şimdi buradan bu gaz ne kadar yayılıp insanları mutasyona uğrattı? Duyuyorum canım, duyuyorum. Helga's gone. Took the folder with her. She's digging up something beneath the church ruins. Must have been what caused this shitstorm. What's your location? I don't know. Some kind of workshop close to the old town. On my way, Kessler. Hang in there. O kapının zorlandığını fark ettim. Bak, şey şimdi o silahlı, evet, bu arada fark etmesem harbiden orada büyük bir mevzu kopardı. Silahlı zombiler neden var ben onu anlayamadım sadece. Yani ateş etmeleri falan saçma. Eğer oyunda hani karakterin mühimmat bulmasından falan çekiniyorsan konsept olarak,
Abi bir şey değil miyiz yani, askeri üs gibi bir yer değil mi burası? Ya da bir savaşın ortasında değil miyiz abi? Sivil silahlanmayı şey olarak gösterebilirsin yani misal. Ya şu an hani konuşmak için konuşmuyorum, yanlış anlaşılmasın. Oyun devam edecek, her türlü finalini yapacağım ben bunun da. Konseptten bahsediyorum. Ama ya ellerinde silah olarak kalmasında hiçbir sıkıntı yok Mert. Ama adamlar nasıl ateş ediyor abi? Nasıl nişan alıyor? Yani eğer kişinin, oyuncunun cephane bulmasından falan çekiniyorlarsa, ya Almanya'dayız, savaş var. Halk bireysel silahlandırmaya izin verdi. Yani devlet halka silahlandırmaya izin verdi deyip sağa sola şey yaz. Yani ki yapıyorsun bunu zaten. Oyun boyunca bol bol buluyorsun. O ateş eden insan da arkasındaki zombi zombileştirdi onu. Ya eğer öyleyse tamam eyvallah, ama öteki türlüyse ateş eden zombi çok kötü bir fikir abi. Gerçekten çok kötü. Yani dediğim gibi yani halkın, ay teşekkür ederim anneciğim. Halkın silahlanılmasına izin verildi de konsepte. Ve şey yap yani, kenara köşeye cephane koy. Bu yaptığın hamle oyuncunun cephane bulması içinse o cephane açığını bu şekilde kapatabilirsin. Ama eğer zombiler ateş ediyorsa, ya üzgünüm ama çok saçma, çok kötü. Ya ben bir oyun gurmesi değilim tabii ama böyle sağa sola mermi yağdırdığımız ve aksiyonun hiç dinmediği bir yapımda madem zombi girecek işin içine, ateş eden versiyonunu sokma. Ya da Naruto koşusu yapan versiyonunu. Hello. Aa, merhaba. O epik bir silah yapacağız galiba. Evet, sanırım bu da zombilerle alakalı. Yeni silah, namlulu tüfek. Peki zombilerin insan hallerinden hızlı hareket etmesi nasıl oluyor? İnsanlardan daha hızlı olması. Gaz sebebiyet veriyor buna sanırım, değil mi? Onun da hikayeye yediriliş şekli bu. Gaz zombilere olağanüstü bir güç verdi. Bak o ateş eden bir zombi abi. Evet. Zombiler ateş edebilir abi. Zombiler doğuştan silah eğitimini aldı çünkü. Hadi bunu da ağlamayıp kas hafızasıyla açıklayalım. Adamlar zamanında askerdi sonuçta, öyle değil mi? Hadi öldükten sonra kas hafızaları devreye girdi diyelim. Ben el atmaya çalıştıkça oyun elimde bırakmaya çalışıyor ama. Sanırım belli bir yere ilerlemem gerekiyor abi. Ha, isabet oranlarının iyi olması dışında hiçbir sıkıntı yok. Benden iyi nişan alıp sıkıyorlar. Onun dışında hiçbir sıkıntı yok. Madem şu boktan konsepti oyununa yedireceksin, neden böyle bir şey yapıyorsun ya? İnanılmaz abi. Bak artık sıkmasına da okeyim. Sniper gibi takılmasın yeter. Artık dediğim gibi ateş etmesine de okeyim ama sniper gibi sıkma. Evet.
Yani abi şimdi şöyle, oyunun götünü yummak istediğin zaman çok affedersiniz bu arada bu kaba tabir için. Oyunun götü yummak istediğin zaman abi her türlü bir bahane bulursun, anladın mı? Yani her türlü elinden tutacak bir şey bulursun. Ama şöyle de bir gerçek var ki, o nasıl can vurma öyle ya? Yani ateş eden zombi, bilmiyorum abi, bilmiyorum. Ne güzel aksiyon dolu gidiyordu arkadaş. Burada çok fazla cephane var. Kesin başımıza bir şey gelecek ha. Burada çok fazla cephane var. Gitmem gereken yer neresi? Su altından mı yürüyeceğim? Nereden gideceğim ben oraya? Evet bence de. Baksana demir parmaklık orada. Valla Zephyrus abi şey oyunun başı çok güzel. Neyi bulmaya çalışıyorsunuz? Ya dediğim gibi ilk kısımları çok aksiyonluydu. Bu arada Caster'la şey konuşuyor o. Caster'la o kız konuşuyor. Ne konuştuklarını bilmiyorum da tabii. Ha, şu elemanlar gazdan etkilenmedi. Güzel. Peki bir şey soracağım bak. Tek bir şey bu oyunu boktan ya da iyi yapacak abi. Tek bir şey. O tek şey ne biliyor musunuz? Tamam, bu oyun boktan arkadaşlar. Şimdi bak, karar mekanizmamı açıklayayım size. Neden böyle düşündüğümü açıklayayım abi. Zombiye dönüşen adam, bak ben insanım, onlar da insan, tamam mı? Madem zombiler insanlara saldırıyor, ben insanım. Şu an savaştıklarım da insan. Ama bunlara dönmüyorlar abi. O kadar da boktan olmayabilir. Bak arkasından adam gelecek. Tamam, adam zombiye sıktı abi. Okey, okey, okey. Adam zombiye sıktı. Ölümüne gömmelik bir şey yok. Adamlar zombilere sıkıyor. Sorun yok abi. Adamlar zombilere sıkmasaydı ama mevzu çok büyük olacaktı.
Şimdi kendimi sıkıştırmayacak bir yere çekilmem lazım diyecektim ki burası gayet sıkışılacak bir yer. Evet, dibimde bomba patladı. Abartıyor musunuz acaba? Zorluğu biraz abartmışlar mı? Burası nere abi? Kimin kalesi bura? Kimin saunası? Hitler'in saunası herhalde. Ordunun %70'ini buraya konumlandırdığına göre ölümsüzlüğün falan sırrı var galiba burada. Çünkü başka türlüsünü kabul etmek istemiyorum. Can. Can lazım abi. Fena bir can lazım hem de. Güzel, iyi cephane bulduk da teşekkürler, teşekkürler. Şöyle bir can değerini toparlamak iyi geldi ya. Ulan dedim buradan nasıl çıkacağız arkadaş? Ölüm gibi bir şey oldu. Evet, bence her iki bölgede birbirinden zorluydu. Umarım doğru noktada ilerliyorumdur. Evet, galiba doğru nokta. Hamam meydan okuması açıldı. Why do they hate us so much? Because the brains got broke, I reckon. I killed one of them. Did you see that, Mr. BJ? Good on you, kid. Gördüm canım, gördüm. Kessler nerede? The week after Vanna, my friend, she made me sneak in here so we could look for the bathhouse ghosts. The heat was off because of the bombs, and there was ice in the pool. We danced to gramophone records in her Obermann's office, and I remember laughing and freezing and being afraid someone would catch us and take me away from her. I made a promise. Whatever would happen to me, I would find a way back to her. You can't go by yourself. Not with them monsters out there. If I do not go, I might as well let the monsters rip my insides out.
I will go up through that hole, and you will help me. I know you will, Mr. BJ. Manyak mısın peki? Yani arkadaşıma verdiğim söz benim için çok değerli falan. Bu arada kızın hayat hikayesine daldık da bizim eleman nerede? İyi hadi kalk git. Here. Kalk zombi ol gel, ben de kafana sıkayım bitsin iş. Listen, I can come with you. No, silly soldier man. You will stop Helga. I will be careful. Tamam, öldü. Öldü, artık kendisini ölmüş sayıyorum. Chester geldim reis. Operasyon Badajingen Streise. Lan! So sorry, Kessler. Lan bu Kessler miydi? Anladım. How's a kid? We had a monster in our basement. My father said if I'd done wrong, it'd creep out at night and come for me. I tried to do no wrong. But the monster came all the same. Arkadaşın anlattığı anıyı anlamadım. Ha, mutant köpeğe binip zombileri temizlemece mi yapacağım acaba? Hadi ama şuradan tırmanırsın ya. Evet, boruyu kaybettik arkadaşlar. Aksiyon başlıyor galiba. Teşekkür ederim iyi yayınlar dilediğiniz için. Çok sağ olun. Head for the church ruins. Helga's gotta be there. Whatever she's doing is bad and you gotta stop it. And snatch the goddamn folder. One more hillbilly boy. Only one more. Japon efendim varsa alalım ya. Güzel. Fazla cephane göz çıkarmaz. Ama hani elle vurduğunda neden açılmadı onu anlamadım. Ya Yasin'im bilmiyorum balım, ben çok trigger'ım da. Ben oyun için biraz fazla öfkeliyim de çok şey yapmadan oynamaya çalışacağım ya, ağlamadan. Ve sevgili Samet, nasılsın babuşum? İyisindir umarım demiş. 5 lira göndermiş. Babuşum teşekkür ederim desteğin için, sağ olasın. İyiyim, çok çok sağ ol. Sen nasılsın? İnşallah sen de iyisindir. Abi.
Ya koca makina şeyi atamıyor. Ön camına yapışan iki zombiyi atamıyor abi. Zombilerin yarım cam vurmasını falan geçtim zaten. Ya arkam az önce temizdi. Bırak beni oynayayım ne olur ya. Abi gökten zombi yağıyor. Ben rushlamak zorundayım o zaman. Hala zombi gelmeye devam ediyor ya. Çok ağır söveceğim gerçekten ya. Çok ağır söveceğim ya. Şu makineye binip devam etmek istiyorum ama... En azından bunun önündeki zombileri temizleyeyim. Ya şimdi de bilmiyorum. Bomba yoktu reis. Bomba yoktu. İlk bombaya sarıldım da zaten bomba yoktu maalesef. Sık 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 headshot at, headshot at. Headshot at oğlum, headshot atamayan zombi mi olur ya? Lütfen headshot at kanka. Ayıp ediyorsun gerçekten, darılıyorum böyle yani, mantık dahilinde hareket ediyorsun. Ben çıldırmak üzereyim biliyorsunuz değil mi şu an? Böyle çıldırmama ramak kalmış vaziyette böyle. Sabır point 1-2 tel kaldı. Ve Samet, ben de iyiyim, çok teşekkür ederim demiş. Desteğin için çok çok sağ ol babuşum. Umarım keyifli güzel zaman geçirirsin. Sağ olasın. İyi olmana sevindim. Ve anahtar nerede abi? Şimdi bak, koca robot burayı yıkıp giremiyor değil mi? Anahtar nerede hocam? Anahtarı nereye koydunuz? Anahtarı nereye koydunuz ya? Robotun üstünden atlayayım madem yani. Evet, anahtarı alıp bir şekilde içeri girip sonra buradaki kapıyı açıp robotu buradan içeri sokacağım. Onu anladım. Ama anahtarın nerede olduğunu anlamadım. Anahtarı göstermelisin. Abi ünlem işareti yansa ya bir yerde. Duyuyorum. I think I found my friend. She's locked inside this big house. There's the back way. I will save her. Just no time, Mr. BJ. I have to run. Just be careful. Yine gökten bir yerden zombi yağacak, değil mi? Muhtemelen bu kapıyı açıp robotu içeri alacağım. Yani bundan sonra da robotla işim olduğunu tahmin ediyorum. O yüzden onu buraya bırakacağım. Ben rushlayacağım abi.
Ben rushlayacağım, umurumda değil bu kadar. Sık 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 ağzıma sık. Lütfen çok rica ediyorum yani sıkmaktan geri kalma. Öldürüyorum adam geri kalkıyor. Bombam yok. Abi kaç mermiye öleceksin? Hiç acıma, vur. Vur tek at. Kapının önüne yakın park ettiğim için buna giremeyeceğim. Ve buna girene kadar gitmeli ve bütün zombileri tek tek kesmeliyim, değil mi? Abi lütfen bak. Ama... Derin derin nefes alıp vereceğim bir saniye. Ve Samet, seni izlemek neden bağımlılık yapıyor demiş. Çok teşekkür ederim babuşum. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın desteğin için. Tamam. Tamam. Beynimi kullandığım için kabahatli benim. Bu robotu daha geriye koymalıydım. Beynimi kullandığım için kabahatli benim abi. O yüzden... Gideceğim oradan tekrardan makineye binip buraya geri geleceğim. Yani şuradan binsem olmazdı zaten. Muhakkak dolanıp tekrardan aynı derdi çileyi yaşamam gerekiyor abi. Gerçekten çok mantıklı. Çünkü ben beynimi kullandım. Hani o kapının önünde giriş vardır dedim. Robotu oraya çektim. Ben aklımı kullandım. At at at. At üstüme at. Lütfen ağır zırhlılarından falan at. Ben böyle yalnızlık çekiyorum. Aynen aynen. Samet'cim kapının önüne park etmeyin. Mal gelecek babacım dediler. Hakikaten de mal geldi. Buradaki mal ben oluyorum. Lütfen git. Lütfen git. Ya abi. 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 Yeter. Ne olur ama ya. Yeter ya. Çok sıkıldım ben ya. Gerçekten çok sıkıldım ben ya. Ya niye abi şu oyunun içine zombileri katmak zorunda mıydınız? Neden ya? Ben biraz ağlayıp geliyorum.